Sana alplerini getirdim yiğidim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bizi cinlerin şerrinden koru ya Rabbim. Ben size bu gerekli başka alemen demedim miydi? Ne o? Beyinizi tanımadınız mı? Ertuğrul Bey. Mesahtan sen misin? Dürt hele dürt. Ya beni değil ulan. Beyim, sensin. Ya benim ya. Yakın zamanda yine geleceğim. Haydi Alpler. Ömrüme ömür kattın kardeş. Allah senden razı olsun. Eyvallah beyim. Ki yokluğumda alplerim çeşitli sebeplerden dolayı ağır cezalar almış. Toyun toplanıp cezaların toyda karara bağlanmasını isterim. Toy toparlanana kadar alplerim obada benim kefaletim altında yaşayacaklardır. Bir DJ olan varsa şimdi söylesin. Nedir vaziyet Artuk Bey? Sana yalan söyleyemem Ertuğrul. Bilesin ki bundan böyle bu elinde kılıç kullanman çok zordur. Sen ha? Misafirhaneme hoş geldin Hamza Alp. Anlat bakalım Eygiş bacım. Ertuğrul Bey'im iyi miymiş? De hele. Neyi varmış aslan parçasına? Noya'nın ipini çekmeden rahat etmeyecek ana. Petruşio gibi, Titus gibi düşecek Noya'nın da peşine. O vakitler Allah yüzümüze güldü. Kalelerini başlarına yıktık. Lakin şimdi öyle değil. Bunca acıdan sonra yenilerine göğüs gerecek gücümüz yoktur ana. Ne yaptınız? Konuştunuz mu beylerle, ne derler? Kayılar isteksiz.
Alpler Ertuğrul Bey istiyor. Hayme Ana ne yapacağını bilemez halde. Deli Demir malum. Ya bizim beyler? Artuk Bey'den şüphelenirim. Ser verir sır vermez. O halde yapılacak tek bir şey kaldı. Ne? Ertuğrul'un alpliğini elinden alırsak bütün meseleyi halletmiş oluruz. Noyan'ı öldürmeden durmayacak ana. Lakin daha kötüsü var. Ne var? Eli ana. Eliyle kılıç tutması imkansız. Bundan gayrı savunmada kalacak. Düşmanı bekleyecek vaktimiz yoktur. İşte bu yüzdendir ki Noyan itini bunaltıp savaşamaz hale getirmek için babam Süleyman Şah'ın verdiği vazifeyi iade istedim. Daha kılıç tutamayan bir alpin alplere komuta etmesi nerede görülür? Sen ne dersin Tuğtekin? Ağzından çıkanı kulağın duyar mı? Onu bana değil, Artuk Bey'e sorun beyim. Artuk, doğru mudur? Doğrudur beyim. Çivi çakıldığında eli çok zarar görmüştür. Düzelir mi, düzelmez mi bilemem. Lakin kış bitip de savaşa gidinceye kadar düzelmeyeceği bellidir. Benden ne istiyorsun Noyan? Neden öldürmüyorsun beni? Senin gibi gözü pek, bileği kuvvetli savaşçılara ihtiyacım var. Obama ihanet etmemi istiyorsun yani, öyle mi? Hayır. Kayların başında büyük bir komutan olman için sana fırsat veririm. Alplerimiz arasında ikilik çıkmaması için obalarımız tekrar ayrılana kadar Tuğtekin'in alplere komuta etmesini, Ertuğrul Bey'in de şifa buluncaya kadar alplikten çıkarılmasını oyluyorum. Kabul edenler.
Alpler, Doğan ve Turgut'un kış bitinceye kadar Ertuğrul Bey'in gözetiminde obada yaşamalarını. Abdurrahman Alp'in Tuğtekin Bey ve Gündoğdu Bey'e tuzak kurulmasında dahli olup olmadığı anlaşılıncaya kadar kafesli çadırda hapsedilmesine karar verilmiştir. Yüce Allah bizi hatalardan korusun. Toyun kararlarını yerine getirecek güç versin. Diyeceğim var mıdır Ertuğrul Bey? Süleyman Şahoğlu Ertuğrul, toyun kararlarına uyacaktır. Allah, bizleri aldığınız kararların bedellerini ödemekten korusun. Lakin şu da bilinsin ki yiğidin bakışı korkağın kılıcından keskindir. Ne vakit bitecek bu toy? Hem sen niye katılmadın bu toya? Ertuğrul Bey'im sayesinde obaya zor girdik. Toya nasıl katılacaktım? Doğan. Nedense bu toydan hiç hayırlı haber beklemem kardeş. Ağzını hayra aç Turgut kardeş. Can evimizden vurulduk. Ertuğrul Bey.
Toy bitmiş. Haline bakılırsa elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi. Toy'dan hayırlı karar çıkacağını biliyordun. Beyler Ertuğrul'un obamızı belaya sürüklemesine izin vermemişler belli ki. Senin ne zehirli dilin varmış meğer. Ne arlanmaz sözlerin yolcusuymuşsun. Neyin peşindesin? Ne etmektir niyetin bilmem ama. Zehrini zerk etmeye devam edersen bunun bedelini sana ağır ödetirim bilesin Aytolun. Abla! Gökçe sen karışma. Sözlerinle kalbimi yaralarsın Selcan Hatun. Obalarımızın geleceği mevzu bahis. Senin ne iki yüzlü bir yılan olduğunu bilmez miyim sanırsın? Bak, şu güzel kızın hatırına sustuğumu bil. Lakin sınırlarımı fazla zorlama. Neyin peşindesin sen? Neyin peşinde miyim? Bizi zehirlemek ister. Seni, beni, Halime'yi kendi sancağını otağımıza dikmek ister. Görmez misin? Sen hasta ruhlusun. İçin öyle pis ki senin. Bu pisliğini herkese bulaştırıyorsun. Bundan sonra bu obada derini yut. Yut ki biz de rahat bir nefes alalım. Toy'da olanları duydum. Sen merak etmeyesin. Bozkır'da fırtına her daim kopar. Beyim ben... büyük bir suç işledim. Ne suç işledin Ceylan Göz? Anama elinin perişan olduğunu... kılıç bile tutamazken... intikamın peşine düşeceğini söyledim. Toy'da verdiği kararı ben etkiledim. Bunu nasıl yaparsın? Nasıl? Seni bir daha görememekten korktum. Doğacak bebeğimizin babasız büyümesinden korktum Ertuğrul. Eğer şehit düşmemden korkarsan bir daha beni görmeyesin. Er diye yüzüme bakmayasın. Sen hasta ruhlusun. İçin öyle pis ki senin. Bu pisliğini herkese bulaştırıyorsun.
Bir tek sen Toy'un kararına hayır dedin Deli Demir. Benim ne dediğimin ne önemi ola ki beyim? Asıl mühim olan Ertuğrul Bey'imizin dediğiydi. Ertuğrul Bey Toy'un kararına uyacağını söyledi. Ertuğrul Bey'imizden alpliğini ve alplerini almakla büyük hata yaptınız beyim. Ya şimdi alplerin yüreğindeki Ertuğrul sevgisini alabilecek misiniz? Çelik kılıç olmak için dövülür. Kısrak at olmak için terbiye edilir. Er de alp olmak için eğitilir. Eli pusat tutmayandan da alp olmaz Deli Demir. Pusat yürekle tutulur Tuğtekin. At gönülle ehlileştirilir. Alp vicdanla eğitilir. Sen bunca zaman sadece kılıç tutmakla, ata binmekle alp olunamayacağını öğrenemediysen vay haline be Tuğtekin. Vay haline. Deli Demir. Deli Demir. Haddini bil. Beni örste dövdüğün pusat sanırsan sana bunun bedelini ödetirim. Tuğtekin. Öfkene sahip olasın. Yoksa şeytan başından inmez. Otur Tuğtekin. Otur. Ertuğrul ne yapacak günde? O şimdi deli bir taydır. O halde peşine adam takalım. Takalım ki bir çılgınlık yapıp obamızın başını belaya sokmasın. O deli tay koşacak, koşacak. Ya menzile ulaşacak ya da çatlayacak. Biz de o tayı terbiye edelim o zaman. Tuğtekin. Yiğitsin. Lakin önüne set çekmeye çalıştığın insanı hiç tanımazsın. Diyeceğim odur ki su akar yolunu bulur. Bizim Ertuğrul'dan evvel halletmemiz gereken daha mühim meseleler vardır. Hayırdır yeğen? Dayı, kış kapıda. Erzak tükenmekte. Bizim bir an evvel buğday temin etmemiz icap eder. Doğru dersin. Ermeni köylerinden buğday alabiliriz. Davarları daha satmadık. Kinvaneden hatunların bir an evvel mal çıkarması lazım. Obamızı gayrı savaş nizamından çıkarmalıyız. Yeniden hayata döndürmeliyiz. Ahali tedirgin. Huzura kavuşsunlar. Vazife senin Gündoğdu. Dediklerini yaparsın. Emrin olun beyim. Mayan'a güzel haberlerim var. Can ana, canım ana. Yiğidinin gönlüne kora taşlar düştü. Bir güzel gözü yer onu kalbinden vurdum. Hissederim söyleyemem.
Bir çare kaldım ben ana. Cenk meydanlarının yiğidi dilsiz kaldı de ana. Seni burada bulacağımı biliyordum. Niye buraya kadar zahmet ettin Gökçe Hatun? Seninle yalnız konuşmak istedim. Her daim gelir misin annenin ziyarete? Onu defnettiğimiz günden beri her daim gelirim. En azından senin anneni ziyaret edeceğim bir mezarı var. Benim annemle babamın bir mezarı daha yok. Niye ölmüştü annen Tuğtekin? Yemek yerken bir anda kollarımda can verdi. Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Amin. Hayırdır Gökçe Hatun, bir şey mi oldu? Oldu. Ertuğrul Bey'in istekleri toyda kabul edilmemiş. Doğrudur, edilmedi. Tuğtekin, Ertuğrul'a omuz ver. Omuz ver ki birlikte yürüyesiniz. Ertuğrul birlikte yürüdüğü insanları yarı yolda komaz. O komazla Tuğtekin yarı yolda mı korun? Estağfurullah. Yanlış anladın demek istediğimi. Ben Ertuğrul'un haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Bu yüzden... Yeter Gökçe Hatun. Ertuğrul da Ertuğrul. Onun hırsı yüzünden obamı yakamam ben. Her olaydı da kervanı yol alırken karısıyla fingirdeşeceğine obasına sahip çıkaydı. Alp olaydı da hain adamların kurduğu tuzağa göreydi. Bir daha bana sakın Ertuğrul'dan bahsetme. Sakın. Peki. Hayırdır Hatun? Yoktur bir şey beyim. De hele ne oldu? Moğol yağmurundan kaçarken sığındığımız bu yerde boğulmaktan korkarım. Lafı geveleyip durma. Dost doğru anlat. Dayına da Tuğtekin'e de fazlaca itimat edersin Gündoğdu'm. Selcan, benim hiç kimseye itimat ettiğim yoktur. Lakin Kayı nefes almak istiyorsa, bu ateş çemberinden sağ salim çıkmak istiyorsa, şimdi onlarla yaşamaya mecburdur. Dayın da Tuğtekin de Aytoğlu'nun ağzının içine bakar da sen görmezsin. Görmediğim bu hakikat gün gelip bizim bataklığımız olacaktır. Nereden çıktı şimdi yine bunlar? Gökçe. Aytol'un onu da avuçlarının arasına almak ister. Dayın gibi, Tuğtekin gibi. Gökçe, gayrı dizlerinin dibinde oturmaz diye dersin bunları. Aytol'unla yakınlaştı diye kıskanırsın. Ha? O benim kardeşim. Canım benim o. Ben büyüttüm onu. Selcan, kuş yuvadan uçtu. Ondan dersin bunları. Sen ne dersin Gündoğdu? Ne dediğimi duyarsın Hatun. Doğrudur. Gökçe'yi sen büyüttün. Lakin sadece büyütmedin. Ailenin yerine koydun onu. Hatta doğmamış, doğsa da yaşayamayacak evladının yerine koydun. Diyeceğim odur ki, Gökçe sana değil, sen Gökçe'ye mahkumsun. Yeter. Yalan mı? Yeter. Senden uzaklaşıp Aytoğlu'na yaklaştı diye yaparsın bunları. Yahu kadın, düş artık kızın yakasından. Evlenip mutlu olacağına hala senin gölgende yaşar. Vesveselerini de kendine sakla. Daha önemli işlerim var.
bırakmayacağım. Geçmişin günahları asla peşimi bırakmayacağım. Asla. Hayırdır Kocabaş? Atın mektup üstünden attı beni. Yardıma ihtiyacın var mıdır? Başımın çaresine bakarım. Oho. Kendin düşmediğine emin misin? Bu at kimseyi üstüne atacak bir ata benzemez. Bundan gayrı Alplere hükmün geçmez, öyle derler. Süleyman Şah'ın oğlu olmak da kurtaramamış seni. Haçlı Fatih olmak da. Dönüp dolaşıp Karabudun'dan ezik bir Türkmen oldun çıktın ha? Belli ki sen de elimin çolak olduğunu duymuşsun. Dilin kenefine sığmaz olmuş. O zaman al canını. Vakti gelince alırız. Sen merak etmeyesin. Bundan sonra üstünde duramayacağın atlara binme. Beyim artık Alp bile değil, öyle mi? Ne toyda bir bey, ne de Alplerin komutanı. Haymana, Gündoğdu beyim. Nasıl yaparlar bunu? Herkes Ertuğrul beyimizi Moğollara karşı dizginleyememekten korkar. Beni çağırmışsın Dildemir. Sana da diyeceklerim var. Hayırdır? Toyda sizin hakkınızda da karar çıktı. Lan. Turgut. Siz bundan böyle Ertuğrul Bey'imizin kefaleti altındasınız. Herhangi bir hatanızda Kabak Bey'imizin başına patlar. Ona göre. Benim durumum ne oldu? Senin durumun biraz daha karışık Abdurrahman. Abdurrahman, bu satlarını çıkar, atlarını teslim et. Senin ağzından çıkanı kulağın işitir mi bu aç? Doğan! Bir alpın pusatlarını almak için önce canını alman gerek. Gözümü kırpmadan alırım. Bilesiniz Doğan. Gel, al öyleyse. Abdurrahman! Ver pusatlarını. Baba sen ne dersin? Dilde bir. Kurbanın olan. Toy kararıdır. Gündoğdu Bey'imiz de Tuğtekin Bey'e Moğollarla işbirliği yapıp ihanet edip etmediğini anlaşılana dek
kafesi çadırda kalacaksın. Beyimin emridir. Karşı koyanın gözünün yaşına bakma. Senin o gözünü uyuyorum. Turgut! Abdurrahman! Ver pusatlarını! Ver! Ya aksi ispat edilemezse? Kafesli çadırdan cesedi çıkar. Hepinizin aklı yolunu şaşırmış. Kardeşimin suçsuzluğu er ya da geç gün yüzüne çıkacak. O zaman hepiniz bunun bedelini ödeyeceksiniz efendim. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Samsa. Asıl savaş şimdi başladı. Abdurrahman. Nereye? Pusatları size emanet. Nereye gidiyorsun? Gitmem gereken yer. Halime. Halime. Demek Hayme anayla bir olup Ertuğrul'u ezdiniz ha? Şimdi de vicdanını seni rahat bırakmaz mı oldu Halime? Sana bir Alp karısı olmak kolay değil derdik de gülmüştün bize. Al işte. Senin gibi saray kızlarının yolu buraya kadarmış. Gökçe. Hala yetmedi mi? Şuna bak. Nefret ediyorsun benden. Daha nereye kadar sürecek bu? Umurumda bile değilsin Halime. Ne varlığı, ne yokluğu. Zerreci umurumda değil. Ben Ertuğrul'a ettin fenalığı derim sana. Birazcık vicdanın varsa eğer, otur da anamla ne ettiğini düşün.
Bırak lan! Kartalı vuran ok kendi tüyünden yapılırmış Aktolgalı. Anam, kardeşim, yârim bana dur dediler. Hudutların dışına çıkma dediler. Zalime dik durma, mazluma umut olma dediler. Elim pusat tutamaz. Büyük hayaller kurma dediler. Ben ne demiştim? Bir nefesine bile hükmedemediğimiz bu alem için boyun mu bükeceğiz? Zalime geçit mi vereceğiz? Asla. Süleyman Şah oğlu vazgeçmez. Pes etmez. Eman dilemez. Gördüğün tüm bu topraklar bizim mülkümüz Hamza. Bizimle yol alan Şam buldu, zafer kazandı. Sizinle yol alanın şanı vardır. Zaferi de vardır. Ancak Kayı Obası benim obamdır. Onların başına bir hal gelmeyecek Noyan. Bizim derdimiz sürü değildir Hamza. Bizim derdimiz sürüyü güden çobandır. İsteriz ki bu sürüyü sen idare edesin. Moğollar bu topraklarda kalmaz. Biz gittikten sonra bizim namımıza sürüyü sen idare edeceksin. Bey olacaksın. Obada yangın var Hamza. Bu yangını söndürmek gerek. Biz ne yangınlar söndürdük? Yalnız sürünün çobanları kurban edildiği vakit sürüye bir halel gelmeyecek. Yüce ruhlar adına söz veriyorum. Sürü senindir Hamza. Hamza tamamdır. Lakin biz ne vakittir buradayız? Neden ava çıkmayız? Çıkmayız. Çünkü avlarımız biraz daha etlenip butlansın. Dişimizin kovuğunu doldursun diye Tanut. Biraz sabret.
Kolay gelsin kızım. Sağ olun. Ertuğrul'dan haber var mı? Yok ana. Çocukken de böyleydi. İstediğini elde edinceye kadar uğraşırdı. Vazgeçmezdi. Sonra ne yapar ne eder? Ama bizi de ikna ederdi. Bugün gözlerinde Moğol'dan intikam almak istediğini gördüm. Onca zulme kimse dayanamazken o dimdik çıkıp geldi. Ona eman verseydim, obadaki bütün erlerle birlikte onun Moğol'un önüne atsaydım, gök ekini gibi biçileceklerdi. Benim yüreğim artık böyle bir sızıyı kaldıramaz Halime kızım. Ben de korktum ana. Onu kaybetmekten ilk defa bu kadar çok korktum. Toydaki bütün beyler de çok korkar Moğol'dan. Ama hiçbiri çıkıp erkekçe söyleyemez. Ali tedirgin. İnşallah Sultan Alaaddin ordusuyla bir an önce imdadımıza gelir. İnşallah. İnşallah ana. İnşallah. İyi ki Bamsı burada değil. Yoksa bir de onun delilikleriyle uğraşırdık. Keşke hepimiz onun kadar deli olabilseydik. Başımıza ne geldiyse aklımızla hareket etmekten geldi. Ben artık aklımla hareket etmekten, onunla boğuşmaktan yoruldum. Kaybedecek neyim kaldı ki? Tuğtekin Bey'im Abder'i talimhaneye çağırdı. Ne kadar katlanacağız bunlara abi? Artık size haddinizi bildirmenin zamanı geldi. Turgut ve Doğan. En az Ertuğrul Bey'iniz kadar dik kafalısınız. İtaatten zerre anlamayan başıbozuk adamlarsınız. Zahmet etmeyiz. Biz de düşündük taşındık.
Bizden bir halt olmayacağına karar verdik. Bundan gayrı bu havanın alpi değiliz. Madem Ertuğrul Bey alplikten çıkarılmıştır, eğer ki onun nökeriysek biz de alplikten çıkmışızdır. O vazifesine dönene kadar senden emir almayız. Siz kim olursunuz da bana diklenirsiniz? Alpler! Yatırın bunları! Durun! Abi! Bu kadarına izin veremem Tuğtekin. Koyun kılıçlarınızı kılına! Burası Ahvaldir! Bundan gayrı hiçbir alp ve kılıç çekmeyecek! Size gelince, madem alplikten çıktınız, yolunuz açık olsun. Bunu da herkes böyle bilsin. Turgut, Doğan! Sakın ola bir daha karşıma çıkmayın. Sen de öyle. Ne senin ne de peşimize taktığın itlerinin gözünün yaşına bakmayız bilesin. Beyim. Dayım, Tuğtekin, ağabeyim, hepsi kışın Moğol ordusunu bekleyerek geçirmemizi isterler. Noyan'ın da öyle yapacağını düşünürler. Lakin yanılırlar. El nasıl kılıç tutar? Kılıç nasıl el arar? Sen yalnız, kılıç yalnız, oba yalnız, alem yalnız. Nice ağızlar nice çoklara galip gelmiştir geyikli. Kılıç olmadan da keferenin ümüğüne çökeriz evvelallah. De hele, ümük kimindir? Kefere kimdir? İçeride midir? Dışarıda mıdır? Eyvallah. Hem içeridedirler, hem dışarıda. Şimdi, bu işte en büyük yardımcılarım sen ve Abdurrahman olacak. Dersini Abdurrahman'ı almışlar. Abdurrahman'ı almaları işime yarayacak. İbrahim'i aldılar. Yusuf'u kuyuya attılar. İsa'yı çarmıha gerdiler. Musa'yı dağa çıkardılar. Rahman rahmet etti. Hepsi ferah çıktılar. Ağzına sağlık. Abdurrahman'ı Noyan'ın inine sokacağız. Noyan'ın adamı olacak. Talep nedir benden? Ben ne isterim talepten? Abdurrahman'ı Noyan'ın iline ulaştırmanı isterim. Talep hoştur ama yolu yokuştur ama. Sen her yokuşu çıkarsın geyikli. Çıkarana bak, çıkarana. Tuzakları bozana bak, bozana. Eyvallah. Her yeri yakıp yıktınız. Zulümle abad olunmaz Noyan. Biz zulmetmeyiz ama. Eceli geleni ölümle şereflendiririz. Ne zamana kadar sürecek mücadeleniz? Gökte nasıl tek tengri varsa,
yerde tek hakim Cengiz Han'ın evlatları olana dek. İşte Hamza, o gün dünyaya mutluluk ve barış gelecek. Ordunuzda çok sayıda Türk de var. Benim anam da Türktür Hamza. Sizlerle anadan kardeşiz. Kayı boyuna neden saldırdınız? Ertuğrul'u almak için. Onu Anadolu'nun hakimi eyleyecektik. Lakin şimdi sen çıktın karşımıza. Şunu unutma Hamza. Bu insanlığı kandan başka hiçbir şey temizleyemez. Seni kemiklerine, iliklerine kadar esir almış. Sakın üstüme gelme. Sakın üstüme gelme ana. Sakın. Sakın. Halbuki sen öfkeni esir alacaksın. Azgın bir çakal gibi onu düşmanlarının üstüne salmak için sabırla terbiye edeceksin. Sen ne dersin ana? Ertuğrul burada. Aramızda. Toyda! Alpleri herkesin içine üstüme yürüdü. Beni rezil ettiler. Bana kafa tuttular. Ben onların bütün küstahlıklarına boyun eğdim. Sustum. Dün doğdu abim için sustum. Sustum. Babam için sustum. Öfken zaferini görmene bile engel olmuş. Ertuğrul'dan sonra o başı bozuk serseri alplerinden de kurtuldun. Şimdi onları ezmek çok daha kolay olacak senin için. Bugün büyük bir zafer kazandın Tuğtekin. Ertuğrul'un çolaklığını toyda onun yüzüne vurarak, alplerinin arasında ise küstahlıklarına rağmen susarak kazandın bu zaferi. Sen buna zafer mi dersin ana? Zafer seni hedefine götüren her şeydir Tuğtekin. Sakın o sözümü unutma. İmdi. Bu zaferi Gökçe ile taçlandırmanın vakti geldi. Çağırmayıp kendi geldiğine göre halimiz harap demektir. Hoş geldin Harman. Bu divanelerin akıl hocası sen misin Deli Demir? Alpli'yi bırakmak bizim kararımızdı Harman. İkiniz de evladım gibi elimde büyüttüm. Nasıl bana sormadan böyle bir işe kalkışırsın sen? Sana söylememekle hata ettik. Lakin Ertuğrul Bey'im olanlar. Sonra Abdurrahman'ı almaya gelmeleri. Gözümüz hiçbir şey görmez ana. Bağışla bizi ana. Bağışla bizi ana. Ocak nasıl ateşle tüter? Alevle nefeslenirse alpler de obada nizama itaatle gelir. Siz töreninizi çiğnediniz. Haymananıza sormadan zah çıkardınız. Sabredemediniz. Bundan böyle er diye çıkmayın karşıma. Haymana. Deli Demir. Sen de töreni çiğnemeyesin. Sözümün üzerine söz söylemeyesin.
Beyim elinde yüreğin kadar sağlanmış. Onca darbeye iyi dayanmış. Elim de, yüreğim de Moğol zulmüne dayanır artık bey. Lakin obam dayanamaz. Ahaliyi kendin gibi cesur görmeyesin Ertuğrul bey. Eğer herkes senin gibi olsaydı, sen de herkes gibi olurdun. Bu çolak alp bir daha pusat tutabilecek mi? Sana ızdırap veren her şeyden, her haset nefisten, her haset gözden Allah'ın adıyla sana şifa dilerim. İnşallah tez vakitte şifa bulursun. Eyvallah. Toyda neden aleyhine karar verdin? Lehine karar verseydim, bir daha ihtiyacın olduğunda beni toyda bulamazdın. Kim bunlar? Senin kabul etmek için nazlandığın vazifeyi almaya gelenler. Yani bize biat etmek isteyenler. Vazifeleri? Her biri bey, vezir, subaşı. Yüce Ögeday'ın temsilcisi Noyan'ın huzuruna hoş geldiniz. Eğer bu kadar mükemmel olmasaydım, bütün erkekleri öldürürdüm. Efendim. Kandan sonra en sevdiğim kadın kokusu. Nalları şimdi çaktım beyim. Biraz dinlensin. Eyvallah Seyis. Eyvallah. Geldin demek. Maşallah alplerin Turgut ve Doğan yokluğunu hiç aratmadı kardeşim. Senin yanında olabilmek için alplikten çıktılar. Herkesin içinde Tuğtekin'e kafa tutarak yaptılar hem de bunu. Bizi rezil ettiler. Oturup bunların hesabını yapacaksın abi. Dolu düzgün yaklaşan tehlikeyi gör. Obamız hiç olmadığı kadar büyük bir tehdidin altında. Bir tehdit var, haklısın. Ama o tehdit bizzat sensin kardeşim. Sen ve o serseri alplerin. Toyda alınan kararlara uyacağımı söyledim abi.
Toyun kararlarına uyacakmış. Sen onu benim külahıma anlat. Sen babanın toyunda alınan kararlara bile uymadın. Beni mi kandıracaksın? Ne istiyorsun abi? Çekip gitmemi istiyorsan söyle. Bir an bile tereddüt etmeden çeker giderim. Hepimizi boğazımıza kadar pisliğe sok. Ondan sonra da istersen çekip giderim ha. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Kazığını kır, karının yanında kal. Senin yüzünden gün yüzü görmedi kızcağız. Hiç değilse bir kış huzur gelsin obaya. Tanrı. Buyurun efendim. Bunlar ayakta yesinler. Yesinler. Yiyebilirler mi sence? Yeseler iyi olur beyim. Neyse. Uzun yol teptiler. Otursunlar, otursunlar. Oturun, oturun. Afiyet olsun. Tangut. Buyurun beyim. Bu Anadolu'daki hayvanların etleri pek lezzetlidir. Lezzetlidir beyim. Alaaddin'in sarayında yemek çıkmaz anlaşılan. Etleriniz çok lezzetli. Durduramıyorum kendimi. Ye. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, sadede gelelim. Beyler biat etmek isterler. Ögedayın devletine tabi olmak isterler. Duyduklarım doğru mudur beyler? Doğrudur. 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 Neden bizimle olmak istersiniz? Bey olup sizinle büyüyebilmek için. Size dur diyemeyeceğimiz için. El ele verip daha da güçlü devletler kurmak için. Keşke beyleriniz, sultanlarınız da sizin kadar zeki olsaydı. Sizin gibi beylere her daim ihtiyacımız vardır. Sizinle birlikte olmak bizim için tehlikedir. Karşılığında ne alırız? Karşılık? Getir!
Aç, aç. Herkes mutlu olacak. Eyvallah. Herkes. Hazır mısın Ulu Bilge? Sultanlarını, beylerini satanlar Maya'nı daha çabuk satar. Biz ayağımıza geleni değil, bizim istediğimizi bey yaparız. Bizi iyi anlayasın Hamza. Kıymetini bilesin Hamza. Yemeğimi çadırıma getir. Kırgınsın, bilirim.
durup benimle içindekileri de paylaşmazsın. Bu daha çok canımı acıtır. Sana nasıl kırgın olurum ana? Bir canım vardır. O da sana fedadır. Belki de hata ettim. Toyda hakkında kararımı verip elimi kaldırınca bu da diğer beylere güç verdi. Artık bunları düşünmek için çok geçtir ana. Canımız çok yanmıştır. Canımız o kadar yanmıştır ki koca Süleyman Şah'ın obası başka bir obaya sığınmıştır. Ağabeyim de sen de yanlış karar vermişsinizdir. Mecburduk oğlum. Mecburduk. Belki evet. Lakin aldığınız kararların bedelini ödeyince göreceğiz. Hem obanı ateşe atmana nasıl müsaade ederdim? Ben senin ananım. Beni anla. Analık hakkı da. Beylik de sendedir. Bize de biat etmek düşer. Lakin ben bildiğimi yapacağım ana. Merak etmeyesin. Senin karşına çıkmayacağım. Fakat sen de benim karşıma çıkmayasın. Yoksa bu obada yerim yok der, alır başımı giderim. Bunu da böyle bilesin. Ertuğrul Bey'im ne zaman gelip bizle konuşacak baba? Bir bildiği vardır beyimizin. Sabırlı ol. Sabır sabır. Nereye kadar sabır baba? Benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Duyduğuma göre siz de Erplik'ten çıkmışsınız. Sana demeden ettik bu işi beyim. Bağışlayasın. Obadan atılsak da, dar ağacında sallansak da seninleyiz. Bilsinler dedik. Madem sonuna kadar beraberiz, o halde hazır olun. Neye hazır olalım beyim? İlk işimiz Abdurrahman'ı kafesli çadırdan kaçırmak olacak.
Ne zaman istersen. Hazırız beyim. Yalnız. Kendi kaçmış gibi görünmeli. Sonra beyim? Sonra ne edeceğiz? Ya sabredin hele. Beyim. Ya benden ne istersin? Öyle bir şey yap ki bu elimin zırhı olsun. Çolak elime güç versin. Beyim, sana öyle bir şey yapacağım ki pençeyi Ali, abba gibi saracaksın. Zülfikar'ını ondan tutacaksın. Öcümüzü ondan alacaksın. Bizi yalnız bırakın. Beyim yapma. Tuğtekin Bey bize... Bir derdi varsa benimle konuşsun. Çıkın dedim. Kafesteyken Noyan'a nasıl gideceğim beyim? Seni buradan kaçıracağız. Hazırlıklı ol. Bekle. Seni hapse atmaları işimize yaradı. Noyan'a biat etmeye gittiğinde daha inandırıcı olacaksın. Sadece benden değil, herkesten, her şeyden nefret eder. Hepsinin suçlusu benim. Böyle konuşma kızım. Hepimiz çok zor günler geçiriyoruz. Gökçe de öyle. Onları söylemek istememiştir eminim. Öyle değil ana, biliyorum. Ben onun her şeyini elinden aldım. Umutlarını, yuva kurma hayalini. Bir bebesi bile olamayacak. Kızım, sen tasalanma. Ben onunla konuşurum. Tamam mı? Ana, Aytolun denen o yılan kardeşimi dişlerinin arasına aldı. Yavaş yavaş zehrini zerk ediyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Kurbanın olam ana. Kardeşimi o kadından koru. Tamam. Konuşacağım onunla. Sen merak etme. Kayıların saldırıdan kalan mallarını topladım. Nasipse yarın bir tüccarla görüşeceğim. Ama aldığım havadislere göre pek buğday kalmamış. Hiç sanmam. Onlar işi yokuşa sürerek daha fazla kâr etme derdindeler.
O zaman onlar toprağa gömelim. Yavaş ol dayı oğlum. Ne yaptın? Her iş böyle asmayla kesmeyle olmaz. Tüccarlığı da iyi bellemek icap eder. Gündoğdu ağabeyin doğru söyler. Göçerler davar peşinde koşmaktan altının tadını almaz. İnşallah lokmalarımızı beğenmişsindir Gündoğdu Bey. Senin için kendi ellerimle hazırladım. Estağfurullah Aytolun Hatun. Hepsi birbirinden güzel olmuş. Ellerine sağlık. Moğol iç sürüsü gibi üzerimize gelir. Göçerlerde insan kalmadı. Şimdiki hatunlar erlerine çocuk vermeseler bile döşeklerini terk etmez oldular bey. Evvel böyle miydi? Bir hatun erine çocuk vermiyorsa gider kendi eliyle hatun bulurdu. Şimdiki erkekler de iyi sabırlı. Çocuksuz hatunu terk etmiyorlar. Sahibine de ki, bir dahaki sefere Ertuğrul Bey canımı alırım işte. Geceler Ertuğrul Bey'im. Sağ ol Gökçe. Beyim. Toyda sana yaptıkları reva değildir. Hele ki obamız için bunca şey yaptıktan sonra haksız bir kararı varmışlar. Sağ ol Gökçe. Erin için canım yanar. Hele o kâfir Noyan'ın ettiklerini öğrenince. Allah'ın bütün laneti üzerlerinde olsun o soysuz Moğolların. Sana bir hal geleceğine bana gelsin diye dua ederim. Elin için. Her gece. Her gün dua edeceğim. Kılıcını kavraman için. Akıttıkları kanın hesabını sorman için. Her şeyin hayırlısı Gökçe. Yine de hayır duaların için sağ olasın. Sen ne yaptığını sanırsın Gökçe? 2 yıl önce bu konuyu konuştuk. Bitti. Yoksa bitmedi mi hala? Kor alevle kazıdım seni yüreğim Ertuğrul. Bu yürek attıkça... Bu beden nefes aldıkça nasıl unuturum seni? Nasıl? Söyle nasıl yaparım? Sen ne dersin Gökçe? Aynı otağda karımın çocuklarımın yüzüne bakarken... ...seni aynı otağda görmeye nasıl katlanacağım? Amansız bir vicdan azabı gibi nasıl taşıyacağım seni? Söyle. Nasıl bu uğursuz fikre kaptırdın kendini? Nasıl?
Allah rahatlık versin ona. Sana da kızım. Gökçe'ye bir hal mi olmuş Ertuğrul Bey'im? Elin pusatını sımsıkı kavrayana kadar sana durmak yok dedi Artuk. O halde durmayız beyim. Lakin sualim bu değildi. Gökçe'ye bir hal olmamıştır. Artık Gökçe canıma tak etti Ertuğrul. Sevdasını toprağa gömmemiş bilesin. Üstelik içinde bir akrep büyütmüş. Bu akrep korkarım herkes zehirleyecek. Gökçe'nin akrebini hepimiz biliriz. Lakin... bana toyda zerk edilen zehirlerin akreplerini bir türlü bilemedim. Aynı otağda karımın, çocuklarımın yüzüne bakarken seni aynı otağda görmeye nasıl katlanacağım? Amansız bir vicdan azabı gibi nasıl taşıyacağım seni? Gökçe. Beyim. Gece vaktinin ne işin var burada? Uyku tutmadı beyim. Sen ağlamışsın. Yeter. Gelme üstüme. Gökçe. Ben... ne oldu bana bilmiyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa söyle. Çekinme. Müsaadenle. Beyim. Burada kal. Burada benimle kal. Bugün seni çok üzdüm. Hakkını helal et. Beni üzen tek şey sen olsan keşke. Seni kimler üzdü böyle Gökçe? Söyle bana onları yerin dibine gömeyim. Ben onları gömdüm. Merak etmez. Bundan gayrı beni üzemezler. Destur var mıdır? Gel. Tuğtekin Bey'imi görecektim. Dışarıda.
Korkut Bey de uyur. Bir diyeceğin mi vardı? Yapmış yanım. Söyle Kocabaş. Suratından belli bir şeyler oldu. Ertuğrul. Bir hatlar karıştırır. Nasıl diyeceğimi bilemem. De hele. Obamızın meselesi benim de meselemdir. Önce Alpleriyle gizli gizli buluştu. Yetmedi gitti. Kafesi çadırda Abdurrahman'ı gördü. Onunla gizli gizli konuşurken nöbetçileri dışarı çıkardı. Bir işler çevirip dururlar. Deli Demir de onlarla birlikte hareket eder. Şimdi beni iyi dinle. Tuğtekin Bey'ini sevip saydığını bilirim. Sağ olun hanım. Gündoğdu Bey de öyle. Hayatını kurtardığından beri sana güveni çoktur. O halde Gündoğdu Bey'i uyar. Ertuğrul'un gizli gizli ortadan kaybolduğunu, gizli gizli Abdurrahman'la buluştuğunu, bildiğin her şeyi anlat. Onun gözünü aç. Aç ki Tuğtekin Bey'ine bir zarar vermesin. Anladın mı beni? Anladım hanım. Hem de çok iyi anladım. Kimse nereye gittiğimi bilmeyecek. Ne zaman gittiğimi de. Ya ben Ertuğrul? Sen de bilmeyeceksin. Sabırla bekleyeceksin. Sadece bizim bebeğimiz için değil. Tüm kayı bebeleri için savaştığını bileceğim. Bununla teselli olurum. Her gün sana dua edeceğim. Bir de yüreğime taş basıp bekleyeceğim. Sabrın sonu selamettir derler. Ertuğrul abinle konuşmalısın. Ne olursa olsun onu kendi safına çekmelisin. Selcan da çok dertli. Eyvallah. Abimle son bir defa konuşacağım. Sen merak etme. Elini kolunu sallayarak gitmesine izin mi vereceksin Bay Cunoyan? Evet. En azından gözden uzaklaşana kadar. Sözümde durup durmayacağımı merak ediyor. Özgür olduğunu düşünmesi lazım. Ya gider de geri dönmezse? O vakit ölecek. Dostluğunu kazanmak için. Eyvallah. Gözcüleriniz her daim yanımda olsun. Noyan'ın gözü üzerindedir.
Büyük balık yakalamak istersen Tangut, her zaman yemini iyi vereceksin. Bunu unutma. Al götür bunları. Böyle mi karıştırılır bu? Çekil. Gökçe, nem var. Niye böyle davranırsın sabah sabah? Rahat bırak beni abla. Sercan Hatun, Cüneyt abim nerededir? Bir kervan gelecekmiş. Onunla pazarlık etmeye gitti Ertuğrul Bey. Gökçe, Ertuğrul'la aranızda bir şey mi oldu? Allah'a şükür. Beylerin hası. Süleyman Şah'ın evladıyla karşılaştık. Şükür. Kavuşturan Rabbime. Sen de Erzurum'a hoş geldin. Tüccar Ahmet. Konya'dan size selam ve dualar getirdim. Aleykümselam. Dayım Korkut Bey'in ve Hayme Hanım'ın da sana çok selamı vardır. Sağ olasın. Beyim, kervana baskın olmuş. Başınız sağ olsun. Sağ olasın. Dostlar sağ olsun. Eyvallah beyim. Beyim, Noyan domuzu da buralara gelmiş ha. Allah güç ve sabır versin size yiğidim. İnşallah. Buyur yiğidim. Beyim, söylediğin emniyet tedbirlerini aldık. Müşteri olasın. Eyvallah. Buyur beyim. Ertuğrul. Demirhaneye mi gidersin? Evet dayı. Beraber yürüyelim o zaman. Obanızın içine düştüğü bu hal senin içini yakıyor biliyorum. Babanın verdiği vazifeyi oğlumun alması. Kılıç tutan bu elinin bu hale gelmesi. Kabul edilir şey değil. Ama unutma. Ben senin dayınım. Anan benim canımdan bir parçadır. Sen de öyle. Bilesin ki ne seni ne diğer kardeşlerimi evlatlarımdan hiç ayırmam. Tasalanacak, gocunacak bir şey yok. Allah şu eline bir şifa versin hele. Aramıza bir dönesin. Benim size demem o ki, bu topraklarda yaşamak istiyorsak bedel ödemeliyiz. Bu topraklar kanımız dökmeden bize yar olmaz. Halime Hatun'a sahip çıkın. Onu yalnız bırakma.
Doğacak evladınız ananıza da huzur verecektir, obanıza da. Beni anlıyor musun evladım? Eyvallah dayı. Allah sana uzun ömür versin. Velhasıl başımızdaki bu felaketi kendi çıkarına kullanmayacak dürüst bir tüccar ararız. Moğol'un nefesi ensemizde değil. Altını gümüş, gümüşü bakır etmeyecek, özü sözü bir bir adam oldu. Allah şahidimdir. Konya'dan Konstantiniye'ye kadar gitmediğim çarşı pazar kalmadı. Hayvanlarınız besili, kilimleriniz de insanların gözünü gönlünü açacak kadar gösterişli. Eyvallah. Dokumalarınız da saraylara layık. Kayılarla iş yapmak tüm tüccarların kârınadır beyim. İnşallah anlaşacağız. Bunda hiç şüphem yoktur. İnşallah. Madem iki tarafın da gönlü var, o halde bismillah deyip başlayalım hemen. Acıkmışsınızdır. Alplerimizi de aşına aldı mı kocabaş? Aldılar beyim. Eyvallah. O vakit biz de başlayabiliriz. Haydi bismillah. Afiyet olsun. Sen ahvalini nasıl görürsün? Gittiğim şehirlerden türlü türlü laflar gelir kulağıma beyim. Lakin nasıl bilmem, bu uğursuzların kışında durmaya niyetleri yok galiba. Ne cami ne kilise dinlemeden her yeri yakıp yıkmaktadırlar beyim. Selçuklu tebaasını korumak için elinden geleni yapar. Bu soysuzların tek derdi ahaliyi bezdirip devlette savaşacak hal bırakmamak. Noyan itine kemik yetiştiren ahalinin korkusuna mani olmalıyız. Onlara umut olmalıyız ki bu itler gelip kemiklerini alamasınlar. Moğol ordusunu doyuran tüccarın altına tamah etmesine engel olmak zorundayız. Olmalıyız ki altın alan elinin bizim tarafımızdan kesileceğini bilsin. Bundan gayrı savunmada kalacak, düşmanı bekleyecek vaktimiz yoktur. Noyan itine saldırıp onu bunaltacağız ki buralarda ordusunun barınamayacağını bilsin. Ben gidip şu alplere bir bakayım beyim. Beyim? Ha? Gidip şu alplere bir bakayım dedim beyim. Yaklaşan tehlikeyi gör. Obamız hiç olmadığı kadar büyük bir tehdidin altında. Bir tehdit var, haklısın. Ama o tehdit bizzat sensin kardeşim. Sonuna kadar güveni var. İstediğim an günde odunun işini bitirebilirim. Onun da o tüccar yalakasının da. Noyan obaya gitsin dedi. Gündoğdu'yla da tüccar Ahmet'le de başka meselesi var. Efendi Noyan nasıl isterse. Thank you.
bunu kabul edesin beyim. Altını bana niye verirsin? Sana ne kadar güvendiğimi anlaman için. Kilimhan'daki malları ve sürüyü alacağımı bilesin. O bana rahat bir şekilde gidesin. Eyvallah. Bugün işten kârı çıkan benim. Malım sende kalmaz. Altınların geri kalan kısmını malı teslim alınca sana öderim. Vakti geldiğinde alplerimle seni buradan aldıracağım. Senin emniyetin bizden sorulur, merak etme. Haydi müsaadenle. Sağ olasın beyim. Allah'a emanet. Sen de beyim. Demir, vazifeyi kabul ettiğin için bizi bahtiyar ettin. Sağ ol beyim. Allah senden razı olsun. Amin. 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 Senin gibi tecrübeli, bileği kuvvetli bir demirciye sahip olduğumuz için Allah'a şükür olsun. Amin. 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 Dodurgalılara da, kayılara da bu demirci dükkanı hayırlı uğurlu olsun. Amin. 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 Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, bu keseceğimiz kurbanı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Allah, bismillah. Bismillahi Allahu Ekber. Bunu neden yaptın? Fikrini ne değiştirdi de dükkanın başına geçtin? Beyim, ben ne yaptıysam Ertuğrul Bey'im için yaptım.
Bu işten de alnımızın akıyla çıktık çok şükür. İyi iş çıkardınız beyim. Eyvallah kocabaş. Garibanların yüzü gülecek nihayet. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Benimki de böyle. Neden bilir misin? Çünkü oba halkını her daim savaş üzere tutarsan gün gelir, bıkar, usanır. Söyle hele, Dodurga Alpleri ne düşünür bu hususta? Siz beylerimiz düşünüp en doğru kararı vermişsiniz beyim. Kimsenin bu konuda bir şüphesi yoktur. Lakin Ertuğrul Bey, bir de Alpleri, Turgut'la Doğan. Ne olmuş onlara? Ertuğrul Bey'in büyük bir alptir. Rum ellerinde şanını duymayan kalmamıştır. Lakin yine de alplerimiz huzursuzdur. Neden huzursuzlarmış? Cenk meydanında Kayı Alpleri ile aralarında ikilik çıkarmasından, onun yüzünden emre itaat etmemelerinden çekinirler. Dün olanlar gibi. Sonra Ertuğrul Bey... Ne? Öyle, ne olmuş Ertuğrul? Benden duymuş olmama beyim. Bir iş çevirir. Nasıl bir iş? Alpleri ve Deli Demir'le birlikte. Dün onu Abdurrahman'ın çadırına girerken gördüm. Abdurrahman'la konuşurken herkesi çadırdan çıkardı. Oradaki nöbetçiyi de hırpalamış. Deli Demir'le konuştuktan sonra Deli Demir hemen işe koyulup demir ocağını harladı. Bir müsaade et hele. Alpler. Haydi bismillah. Ertuğrul nereye gitti? Gündoğdu'yu sordu, sonra da gitti ana. Hayırdır ana? Bilmem ki kızım. İçim böyle eziliyor. Neyse. İşler nasıl kızım? Çok şükür iyidir ana. Malları tez vakitte yetiştirmek için çalışırız. İstersen sana malları göstereyim, ha? İsterim. Aytolun'la nasıl aranız? Birbirimize dokunmadan yaşayıp gidiyoruz ama. Geç otur hadi. Kızlar! Yeni dokumaları getirin. Haymana görmek ister. Sen ne yapmaya çalışırsın Ertuğrul? Sakın ola bana obamız geleceğimiz demeye kalkma. Dost doğru anlat, derdin ne? Yalnız konuşmak isterim.
Tuğtekin'in peşime taktığı köpeğimi havladı sana neler ettiğini. Bütün gece gözünü kırpmadan beni izleyip önce sahibine, sonra da sana mı söyledi ne olduğunu? Evet. Neden bilir misin? Çünkü bütün oba bizi tehlikeye atmandan korkar. Anan, kardeşin, karın, kendi obamız, sığındığımız dayımın obası. Noyan sizin gibi bütün kış kulağının üzerine yatıp geçirmeyecek. Ögeday'ın ordusunun gelmesini beklemeyecek ağabey. Selçuklu sınırlarında binlerce Moğol var. Ne yapalım? Bir avuç Alp'le üzerlerine mi saldıralım? Selçuklu topraklarında Noyan'a yardım eden, yataklık edip ahaliye ihanet eden o kadar çok adam var ki şaşar kalırsın. Hepsi Noyan'a can suyu taşıyor. Bu can suyunu kesmek zorundayız. Noyan'ı nefes bile alamaz hale getirebiliriz. Bütün kış ona yiyecek ekmek bulamaz hale getirebiliriz. Yaşadıkları hayatı gördüm. Eğer ona giden yolları kesersek... Ya sonra ne olacak? Yine obaya saldıracaklar. Her şeyi tarumar edecekler. O zaman da biz nefes alamayacak hale geleceğiz. Atacak tek bir okumuz var. Onu da Alaaddin'in orduları geldiğinde hep beraber atacağız. Anla artık abi. Gerçekleri gör. Bu savaşı kaybetmeye mahkumsunuz. Tuğtekin daha toy bir delikanlı. Cesur lakin kibirli ve zayıf biri. Ona teslim olma. Anam gibi dayımın obasına sığındık diye eziklik duyup onlarla bir olma. Aç gözünü etrafına bir bak. İki oba kurbanlık koyun gibi beklemekteyiz. Kasap yakında gelecek. Her tarafta casusları var. Sen aklını yitirmişsin. Mümkün değil bu. Mümkün abi. Bunu yapabiliriz. İnan bana. Nasıl yapacağız? Anamla konuşalım. Anam artık kocadı. Beyliği sen al. Bey sen ol. Bu savaşa girmeye mecburuz abi. Bunu da anam değil, ancak sen yapabilirsin. Dayımın yanında sığıntı gibi durup kayıların dirilişini başlatamayız abi. Bunu yapmaya muktedirsin abi. Teslimiyetten kurtulup gerçekleri görmelisin abi. Savaş yok. Savaş yok. Gayrı canlar telef olmasın. Sen bir korkaksın abi. Korkak. Korkam, babamın bize emanet ettiği obanın birliğini, dirliğini korumak için korkak olmayı göze almış bir zavallıyım ben. Peki ya sen? Yetip gidecek canları düşünmeyen bir şeytansın. Artık obanın iyice çivisi çıkmış. Beyoğulları birbirine girmişler. Eğer ben de Kayı Obası'nı sizin elinizden kurtarmazsam bu hayat bana zul olsun. Vur abi. Beni devirene kadar vur. Eğer kim olduğunu hatırlatacaksa beni devirene kadar vur yumruğunu. Nereden geldiğini hatırlatacaksa, Süleyman Şah'ın oğlu olduğunu hatırlatacaksa canımı al abi. Hatırladın mı abi?